Skor vermeden Nocturne ultisi arka yaşından atılan veya kanatlardan gelmiş bir Cannon'la birlikte bir de öyle takım savaşı yaptığını hayal edelim. Belki de işler çok daha farklı ilerleyecekti. Bunu öyle bir senaryoda takım savaşlarını kazandığı bir senaryo var benim kafamda canlanabiliyor. Böyle bir şey açıkçası. Ha şunu da söyleyelim, Galatasaray'da o kanatları şu ana kadar Cannon'ın gelebileceği pozisyonları gerçekten çok iyi kapattı. Kanat savunması şu an çok iyiydi gerçekten ilk iki maçta. Evet ve geldik 3. seçim yasaklama ekranına. Galatasaray Espor eğer bu karşılaşmadan da galip ayrılırsa 3-0 kazanıp yarı finallere çıkıyor olacak Wildcats'in rakibi olarak. Dark Passage bakalım Ekarim'i yasaklayacak mı? İki maçtır çok iyi verim alıyor Galatasaray Mojito'dan. Ekarim oyunlarıyla ilk seçim yapıyorlar. Ekarim yine gelecek. Yani şu ana çıkılan şampiyonlar arasında... İlk seçim arasında... yapmamak için bir sebepleri yok ama... Yok. Çalışan stratejiyi değiştirmek için bir sebebi yok. Turbo kimyasal tank isimli eşya bozuk şu an. Ki şunu söyleyelim. 11.7 yamasında hem Hekarim zayıflatıldı hem Turbo geldi kimyasal. Bu şu demek. Bakalım Galatasaray bu sefer ne kadar üstünlük yakalayabilecek burada. Bu şu demek. Biz alt koridoru dengeye tutalım. 30 milyon. Benim az evvel söylediğim şey 30 milyon. Geride olalım. 2 tane de 3 tane de barikat verelim. Problem değil. Alt koridorda skorları verip bütün harita kontrolünü kaybetmeyelim. Bizim için çok da mühim değil. Düşüncesi bu. Şimdi ama Galatasaray alt koridoru neyle ve nasıl veya ne kadar büyük cezalandırmak isteyecek? Mühim olan bu. Bir önceki maçta Karma yasaklanmıştı. Belki Karma'yı ikinci şeyde yasaklamışlardı değil mi? Bakalım neyle gidecekler. Kaysa geldi. Ya Kaysa'nın yanına alabilecek Antistar falan olabilir bir ihtimal ama bu kadar erken almak istemeyeceklerdir muhtemelen. Burada yine orta koridoru almak onlar için mantıklı bir tercih olur bence. Nocturne'a karşı yine hazır, seçim ya. Yani güvenli. Hazırdı. Kaysa da kendini güvenli pozisyonu taşıyabiliyor. Kaysa muhtemelen bu arada rüzgarın hiddeti alacaktır. Çünkü sadece ultisiyle çıkamıyor hız kesenden dolayı. E ulti yeterli oluyor. E'sini boşa atmadığı zaman. E'nin verdiği hareket hızı yeterli olur. Özellikle E geliştirmesinden sonra çok iyice problemi azalıyor aslında. Ondan sonrasında Nocturne'u kayıtlayabiliyor. Bir de onun da büyük ihtimal yanında koruyacak böyle kitle kontrolü bir destek olacaktır diye tahmin ediyorum. Alistar, Vel, bu sefer Gragas yasaklanacak kuvvetle muhtemel. Karma'yı bence bu sefer Karma yasaklamanına gerek yok. Kaysa'nın yanında Karma istemeyecektir Galatasaray çünkü. Yani çalıştırabilmek için şampiyonu bir kere kitle kontrolü istiyorsunuz zaten aşağıdan önce. Rel, Leon'u, Alistar. Bu üçünden birini isteyecek büyük ihtimal Galatasaray. Gragas yasaklanmazsa Gragas isteyecekler ama bence Gragas bu sefer yasaklanacak DP tarafından. Veya kendileri isteyebilirler. Gragas'ı. Bir sonraki seçimde. Rel gitti ilk olarak. Rel Kaysa zaten en belki de son dönemde en fazla gördüğümüz ikili. Şimdi eğer siz Ezreal çok at oynamıyorsanız desteğe de kontra yapmak önemli olduğu için... Adaptasyon geldi. Evet. Ama bence bu sefer işte DP Gragas'ı seçecek. Gragas'ın üst koridora gitme ihtimalinden dolayı da sonra Gragas'ı gerekirse üste gönderip alt koridorda destek pozisyonda kontra seçime gidebilirler. Bu da ne demek? İki maçta alt koridoru kaybediyoruz. Biraz daha rahat bir eşleşmeye göndermek istiyoruz alt koridor ikilimizi. Ki gerekirse Galatasaray'ın alt koridor yani desteğine bağlı olarak belki menzilli bir şampiyona gidip Ezreal'ı çok rahatlatabilir ki Karma Ezreal gibi alt koridorları zaten izledik şu ana kadar. Ki Gragas seçilmedi. Yasaklanmadı. Yasaklanmadı. Ama Renekton yasaklandı. Ki Gragas Renekton'a karşı oynamayı sever biliyorsunuz. Evet bakalım Galatasaray son yasaklamasını ne yönde kullanacak? Ve Galio yasaklandı. Tabii Nocturne yukarı gidebilir. Burada Gragas falan mantıklı olabilir. Gragas almak dediği gibi Eren aslında esnek tercih olarak tutmak mantıklı olabilir ya da direkt destek seçebilirler derken Leon'a yöneldiler. Onlar şöyle bir esnekliği değerlendirmeye çalışıyor. Leon'a özür dilerim. Nocturne'ün esnekliğini unutmamak lazım. Hala yukarıya gidebilir Nocturne. Galatasaray'ın elinde. Ya Alistar kaldı sanki. Alistar ideal bir, yani tabii Ezreal'a karşı hiçbir şey ifade etmiyor. Onu unutmak lazım. Ya tamamen Kaysa'yı korumak ve atlayan Leona Nocturne'leri durdurmak açısından söylüyorum. Başka neye öncelik verebilirim? Yani yine Gragas bu noktada fena olmayan bir seçim olabilir. Hem koridoru ittirmesine de daha çok yardımcı oluyor. Bakalım ki Zergsting Alistar'dan çok birazcık daha Gragas'a zaten sezon boyunca da önem verdi. Normal sezonda 4 Gragas'ı vardı. Bugünle birlikte 5 oldu. Ben günün başından beri Gragas'ın varlığını reddediyorum biraz. Bakalım neye yönelecekler? Yani Gragas'a... acaba? Ve Rakan geldi. Yani... Normalde Leon'a, Rakan'a karşı alınan tercihlerden bir tanesi bu arada. Ve sezon boyunca da Rakan oynadığını görmedik Zergsting'in. Evet.
Yani Rakan'ı Leona'ya karşı Tapka, bir de Ezreal. Üste karşı. Karşı. Bir de Ezreal varken almak. Ya Rakan hiç beni ikna edemedi ya Rakan tercihi. Ben şey de karşı, anlam Skarner'a karşı kötü değil bu arada. Skarner sizin üzerinize geldiğinde ultiyi açıyorsunuz ve Skarner hiçbir yere gidemiyor. Çekemiyor, kaçıramıyor. Evet. Skarner'a karşı kötü bir tercih değil. İçeri gelen şampiyonları da durdurmak için kötü bir tercih değil. Fakat yani bu kez yine yani bu sefer Hecarim'in dive'ına arkaya sarkan oyunculara karşı çok çok daha iyi cevapları var. Karma, Ezreal çok daha güvenli bu noktada. Fakat yine rakibin üzerine yani Nocturne bu kompozisyonun neresinde? Emin olamadım. Ya Nocturne Skarner kombosu yine Nocturne, aynı şekilde çalışıyor aslında. Ama Nocturne arkaya sarktığında onu takip edecek kimse yok. Nocturne arkaya sarkmak istiyor. Skarner çoğu zaman en önündeki hedefi veya işte arkaya sıçrasıyla yakalayabileceği bir hedefi gidiyor. Ama Nocturne bilemedim. Evet. Nocturne Skarner'ı çok yakıştıramadım buraya. Bu sefer tercihlerde biraz daha soru işareti var analistlerimizin kafasında. Sizlerin de var mı? Ne düşünüyorsunuz Rhaegar, Nur, Johnny? Johnny ne düşünüyorsun? Hetsen'in dediği konu çok doğru. Yani benim de yasaklama seçim ekranının başından beri. Yani Nocturne alındığında Nocturne'ı ne koruyacak? Ya da Nocturne'ı kime eşlik edecek? Çünkü bir dalış buddy'si lazım ona. Yani tek başına daldığı zaman çünkü ya bir şekilde savuşturabilirsiniz. Yanında böyle onu güçlendiren. İşte Galio mesela yasaklı. Galio iyi bir partner olabilirdi. Daha önce ne alıyorlardı? Cannon. Hani girdiği zaman o da karanlıkla beraber içeri girerse eşlik edebilir. Bu sefer kime eşlik edecek? Yani Leona ultisi haricinde onun o dalışını hani devam ettirebilecek bir şey yok gibi burada. Nasıl işletecekler o Nocturne'ı? Oyunun orta döneminde yani şu olabilir. Oyunun orta döneminde öyle güzel oyunlar yaparlar ki, çete savaşları yaparlar ki Nocturne oradan 2-3 tane skor çıkarır. Çok güçlü olur. Ondan sonra hani arkaya gittiğinde ana hedefi eritir. Okey ama bir de üzerine arkada hani girdiği zaman onu durdurabilecek bir... Oh bu arada Fab yakalandı. Fab'ın sıçrasını alacaklar gibi gözüküyor. Zergsting şu anda bekliyor. Rakibini havaya sıçratmayı başardı. Şimdi Arkin Kılıcı'nın ilk yükü geldi. Fab yalnız hala sıçraya atmadı ve gerekmeyecek. Burada çok pozisyondan soğukkanlı. Ziyade hasarın yetmediğini gördük ve söylediğin gibi Fab yılların tecrübesi. Hiç telaş etmedi. 50 altın kaybetti sadece. O kadar. O da çok sıkıntı değil yani. Karma bu koridorda 50 altına ihtiyacı yok. O koridorda kalabilmesi için. Gayet iyi atlattı bu pozisyonu. Tecrübe. Yani burada hakikaten yani çoğu oyuncu orada panik yapıp... Gördüğü hani, anda basar. Belki süre. De evet. Belki orada şunu bekledi. Zergsting'den bir tutuştur gelseydi o da tuşa basacaktı. Tutuştur gelmeyince o da tuşa basmadı. Ve rahat bir şekilde çıkmayı başardı. Peki Zergsting'in zarif uçuşu açmış olması bir dezavantaj yaratır mı dersin? Zannetmiyorum. Öyle bir sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Tabii serinin şu ana kadar Dark Passage adına bekleneni veremeyen oyuncularından Koldra. Bu sefer Ezreal'la standart bir nişancı performansı sergilemeye çalışacak. Bu arada köfteyle olan takası... yani ilk minyon dalgasını köfte yine hızlı şekilde ittirmiş ama Bolulu ödetmiş bu sefer. Bir önceki karşılaşmada bu kadar net bir takas yapamamıştı Bolulu. Nocturne'e karşı bu arada eğer oynamadıysanız Nocturne'un takas paternini, daha doğrusu minyon dalgası temizleme paternini tam olarak böyle hesaplayamıyorsanız bunu öğrenebiliyorsunuz. En başta buna hazırlıklı değildi bence bir önceki maçta Bolulu ama bu sefer bir fikri vardı yani Nocturne'un ne yapacağına dair. Bir de karanlık örtü geldi ama... Aktifleşmedi ve köfteyle Bolulu'nun koridor maceralarını takip etmeyi sürdürüyoruz. Bütün musibet iksiri yükleri gitti ve Mojito şimdi orada suya yattı. Mavi'yi aldıktan sonra orta koridora geliyor ve karanlık örtüsü olmadığını bilincinde Galatasaray ama yetişebiliyor. O karanlık örtüsü geldi burada. Ama hasar yeterli. Bolulu'nun askerleri burada skoru aldırdı. Typhoon Bolulu'yu alabilecek mi? Sersemletme geliyor. Bolulu'ya son bir otomatik saldırı. Typhoon'dan geldi. Işınlan gelecek bu arada buraya. Ama Işınlan gelmeden Mojito işini bitirdi. Oradan uzaklaştı. 2'ye 1'lik bir değişim. Galatasaray lehine bir değişim. Dark Passage ölüm kalım mücadelesine. Yine istediği gibi başlayamıyor. Evet. Yani Mojito ve Hecarim demek geliyor içimden. Ki bu yasaklama seçim ekranında acaba ona bir önlem alınsaydı işler farklı olur muydu? Onu da düşünmek lazım. Hakikaten yani bir oyuncu ritmini bulduğu zaman, hele ki bu ormancıysa onun ritmini bozmak istersiniz. Hani farklı bir şey göstersin istersiniz. Typhoon çaldı bu arada. Evet, oraya. Typhoon'un ufak bir numara geldi.
alt taraftaki Yan Piri'yi öfkeli çaldı. Bir şekilde gelip üst taraftaki Yan Piri'yi kim alacak peki? Köfte burayı ittiriyor. Ve üst tarafta Karma da ittirmiş durumda. Hecarim'in bu noktada oraya girmesi birazcık riskli olabilir. Gerçi Köfte ittirirken bayağı bir can kaybediyor ki dönüşünde mantıklı bir eşya alamadı. Asist alamadığı için. Şimdi Doran kalkanını aldı. Bu da bir noktaya kadar Azir'in ittirmesi, daha doğrusu dürtmesine karşı bir avantaj sağlayabilir. Koridorda durması adına. Ve üst tarafa işaretler geliyor Hecarim tarafından. Hala oradaki Yampir'in alınmadığını biliyor bence. Orta koridoru yalnız Bolulu burada bırakırsa başı derde girebilir. Kuşatma minyonu, rakibin kuşatma minyonunun canı daha az ve şu andan itibaren Galatasaray'ın koridoru burayı ittirmeye başlayacak. Bolulu'nun temizlemesi gerekiyor Yampir yengeçte hak iddia etmeden önce ama şu anda çok güvenli bir Yampir yengeç olur. Skarner ormanın alt tarafını temizledikten sonra yeniden alt koridora gitti. Bu tek bir anlama gelebilir. Bu da baskın. Ama henüz 6. seviye olmadığını hatırlatalım. PBD'den sıçra oyunu geldi. Ruvelius'un sıçrası olduğunu hatırlatalım. Arındırını kullanmak zorunda kaldı. Zergsing takım arkadaşının üzerine doğru atılıyor. Ruvelius'u yalnız sersemlettiler. Zergsing bir kalkan daha verdi. Bir de zarif uçuş attı ama Ruvelius'un üzerine her şeyi attılar ve devam ediyorlar. Zergsing'in sıçrası onu kurtarmaya yetecek mi? Yetmeyecek cevap. Hayır. Dark Passage alt koridordan. Sonuncunda istediği kaynakları çıkardı. Koldra tutuştura da düşmüyor. Ve Dark Passage adına alt koridor üzerindeki en iyi başlangıç. Hecarim geliyor. Köftenin sıçrası olmadığını da hatırlatalım. Karanlık örtüyü kullandı bu noktada. Korkuttu. Bolulu henüz kule agrosunu çekmedi. Ve köfte de hayatta kalacak. Ve Mojito'nun yolunu Typhoon kesecek Typhoon. Şimdi. Mojito'nun ultisi yok. Henüz 5. seviye. Oo, bir de Nocturne'e gitti. Altına halıyı serdi. Nocturne skoru aldı. Dark Passage. Kırmızı güçlendirme. Çok önemli. 6. dakikada. Karşılaşmadaki ilk erken oyun üstünlüğünü yakaladı serideki. Ve alt koridordan da yakaladı bunu. Evet. En önemlisi bu. Burada tabii Typhoon'un katkısı yatsınamaz. Keskin gagaları alacak ama Rakan... Yani sinir bozan bir böyle sinek gibi harbiden bız etrafında uçuyor. Typhoon'a git artık dedi başımdan. Yani Hecarim oraya yetişemeyecekti. Biliyordu bunu Typhoon. Ve ya alt koridor 2 skorla başladı. Orta koridorda skoru aldılar. Ormancı'daki skor çok bir şey ifade etmiyor ama Typhoon 4 skorda da katkısı var, onu söyleyelim. Yani şu ana kadar Dark Passage en iyi başlangıcını yaptı. Bakalım sürdürebilecekler mi? Tabii Dark Passage'in problem yaşama ihtimali olan bir kısım seçim. Hecarim geliyor. Hecarim yaklaşıyor. Hecarim hala 6. seviyedeydi. Luana yalnız ultiyi açtı. İnanılmaz can yeledi. Fab! Koruduğu sıçrasını burada koruyamayacağının farkında. Cehennem Prangası'ndan da kaçışı yok. Ama Cehennem Prangası kuleye daha yaklaştırdı onu. Fab da buradan kurtulmayı başarıyor. Ve bu da Typhoon'a tabii. Ormancı mı üst koridorda? Haber için teşekkürler. Daha ejderha almanın vakti geldi dedirtti. Fab'ın ışının olduğu için hemen geri döndü. Koridora bakıyor. Ve ne kaybedecek burada? Tam bir minyon dalgası kaybedecek ama çok umurunda değil, o ışınlarını saklamayı tercih etti. O zaten bu arada ciddi bir minyon farkı yakaladığı için Johnny. Buradaki kayıp onu çok bozmayacaktır. Ya Dark Passage şu ana kadar gayet iyi. Ya biz de zaten bu serinin 3 karşılaşmada kapanıp gitmesini istemezdik. Birazcık daha League of Legends izlemeye hayır demeyiz. Ama burada işte kafamdaki en büyük soru işareti sizin aslında analiz masasıyla ortak noktada buluştuğunuz, dakikalar ilerledikçe Nocturne arka tarafa doğru sarkmaya çalışırken Karma'nın ona ne kadar uyum sağlayabileceği. Ya Karma uzun savaşlar istiyor. Uzasın, ben birden fazla kalkan vereyim, nişancıyı coşturayım. Bu tip isteklere sahip ama Nocturne giriyor ya hep ya hiç. Ya şöyle kullanabilirler Nocturne'ı. Skarner ultisini gizleyip, hani Skarner'ın çektiği hedefi tamamen yok etmek için kullanabilirler. Ve savaşları 4'e 5 başlamak her zaman büyük avantajdır. Yine Typhoon geliyor. Typhoon alt koridora geliyor. Typhoon'un ultisi var. Ama kullanma fırsatı yok. Rakan Skarner'a iyi bir cevap olduğunu gösterircesine bir... Nocturne sıkışacak mı? Nocturne sıkışmaktan ziyade Bolu'nun üzerine doğru gidiyor. Bolu hemen oradan uzaklaştı. Ve Dark Passage alt koridor kule altını deneyecek. Fab'ın da ışınlanı var bu arada Koldra'dan. Güzel bir sihir geçişi. Zarif uçuştan kurtulmayı başardı yalnız Dark Passage. Bu yakaladığı üstünlüğü kaybetmek istemiyor. Bu riski almadı. Gayet anlaşılabilir bir temkinlilik bu. Typhoon yalnız kabus gibi. Sürekli rakip ormanda almış olduğu üstünlüğü burada taşlandırmak istiyor. Sen sennettim Oito'yu ultiye atacağını düşünmüyorum. Bir daha çaldı. Ama onu da çaldı dediğin gibi yani. Şu anda mental üstünlüğü yavaş yavaş bu maç özelinde diyelim ele geçiriyor Mojito karşısında.
Ve yani Galatasaray seride ilk defa erken oyunda geri düştü. Bakalım buradan geri dönebilecekler mi? Bu da ya bu eşleşmenin sonucu daha belli değil. Her zaman geriye dönüşler vardır League of Legends'ta. Ama Galatasaray turu geçmesi durumunda eğer bu seriyi kazanıp rakiplerine bir göz daha vermesi adına çok iyi bir fırsat olabilir. Geriden de oynayabiliyoruz. Mesajını vermek için bakalım bunu yapabilecekler mi? Ya tabii 3-0 yenmiş olmak rakibinizi çok daha büyük bir bence mesaj. Mojito ile Tayfun bu arada karşılaşacak ve Mojito almayı başardı. Alametin gözüyle işi yok. Döner mi acaba? Gözü koruyabilecekler mi? Evet, şu an için gözü koruyacaklar. Nocturne'de orta koridorda kendisini göstermiyor. Mojito rakibinin elinden almış oldu. Ya yani en azından kendilerinin alametin gözü alması kadar iyi bir hamle. Evet. Çünkü zaten hali hazırda olan üstünlüğü çok daha arttırabilecekti. Göz bu arada titriyor şöyle bir son saniyelerinde. Tiplere bak ya. Ve alametin gözündeki nöbet başarıyla sonuçlandı Dark Passage adına. 600 altınlık bir üstünlükleri söz konusu. Ya şunu söylüyordum bu arada. Wildcats karşısına çıkacak eğer ki Galatasaray bu maçı kazanırsa, seriyi kazanırsa. Hatta DP de aynı şekilde. Onlar da kazanırsa Wildcats'in rakibi olacaklar. 3-0'la temiz bir galibiyet. Bence Wildcats'i birazcık daha tedirgin ederdi. Çünkü Dark Passage'ın Galatasaray'dan maç çalması demek Galatasaray'ın böyle CV'sinde kötü görünen bir sonuç olabilir. Zırhında bir çentik gibi. Aynen öyle. Daha iyi söyledin sen benden Johnny. Ama sonuçta Dark Passage'da bu ligin 5.'si. Evet. Dolayısıyla... Ya dün gördük yani. Hani hiçbir serinin sonucu maç başlamadan, seri başlamadan belli olmuyor. Ki dün de 2-0 başlamıştı hatırlayacaksın. Sonra 2-2 çok kolay geldi. Evet. Bakalım Dark Passage seriyi uzatma imkanı bulacak mı? Galatasaray'ın kafasına acaba sorusunu sokmayı başaracak mı? Tabii canım ya, bir seri 2-1 olduktan sonra o 2-1'e getiren takım, yani geriden geliyorsa her zaman yani şunu diyebiliyor. Bu maçı kazandığımıza göre seriyi de kazanabiliriz. Oh, bu arada burada bir şeyler olacak gibi. Tabii Boyton'un totem... pozisyonunu biliyorlar. Ve Ezreal'ı yakalamak da o kadar zor ki Johnny. Aynen. Öyle pozisyonlarda ve Leona'yı yakalamak da yeterince iyi değil. Bir tanklaştırıyor kendisini. Luana'ya kule altı yapacak da değilsin herhalde Fab. Ve bu bir hani zayıf taraf, güçlü taraf oyunu değil şu anda. Ormancıların pek ilgi gösterdiğini söyleyemeyiz üst koridora. Fab, şampiyon ve oyuncu farkından şu anda Luana'nın canını fazlasıyla sıkmış durumda. Kesinlikle. Şimdi bunlar bir de Luan'ın iyi zamanları. Işından atıp gelmiş. Nasıl bu canı düşüyor ya? Şöyle minyon dalgasını kaçırmamak için canı tam doldurmadığından. Ya da gelişine muhtemelen Fab mantralı bir içindeki alev yollamış da olabilir. Yok yok, gerek bile kalmıyor ona. Şey hemen ışınlarına bastığın zaman tamam, canın tam dolmuyor. Anlaştık. Şundan bahsedecektim. Üst koridora daha böyle odaklanmaya başlamadı DP tarafı. Her zaman oraya odaklanabilirler. Yani denemedi. Ulti'ye bir ulti gelir mi dedik. Zergsin gelmiş, Mojito gelmiş. Oynayabilirlerdi ama Typhoon'un pozisyonu çok iyi. Mojito'yu yakalarsa hızlıca indirebilirler oradaki üçlüyle. 10 saniye sonra Alevejder'i Zergsin'i yakalayacaklar mı? Zergsin yalnız kendi ultisini kullandı. Tam bu etkileşimden bahsetmişti analiz masası. Rakan varken Skarner'ın ultisi ciddi potansiyel kaybediyor ama canlısı hayatta hala bu Zergsin. Kimse ölmedi bu savaşta, inanılır gibi değil. Fab arka tarafta bir içindeki alev daha bıraktı. Zergsin yerine mığlayacak ve Fab Zergsin skorunu almayı başardı sonunda. Ya bu çatışmanın sonucunda nasıl bir kişi düşer, bana bunu anlat Yuni. Tayfun'un düşmemesini anlatamam. Anlatamam, onu bana sorma lütfen ama yani canlara bakar mısın? Ya DP ne güzel oynadı bu takım savaşını. Aynen. Bu arada Galatasaray da gayet iyi oynadı ama DP bir gıdım daha iyi oynadı demek doğru olur. Evet. Yani orada Zersting çok hızlı reaksiyon gösterdi. Eğer o reaksiyonu göstermese çok daha fena olabilirdi bu savaş. Evet. Tekrardan izleyelim. Yani bu tuzak çok korkutucu bir tuzak Johnny. Evet. Köfte de kendini göstermeden geçmeyi başardı oraya. Zersting burada anında ultiye basmasa... Ya Typhoon içeri girecek ve neredeyse hiç savaşma şansı olmayacaktı. Johnny, Typhoon sıçra ulti atsa mıydı acaba? Ya düşünebilirdi ama yine o reaksiyonu gösterme şansı olabilirdi. Doğru. Çünkü ufak bir animasyon var orada da, hani yine reaksiyon gösterebilirsin. Ama devamında yani Fab önce buraya içindeki ölevi bırakıyor. Arkada zaten Zersting'i aldım diyor. Bu rahat diyor skor. Yani inanılmaz limitlerde yaşamışlar oyuncular. Fab bu arada zarif uçuş. Menzili yetişmedi. 1000 altınlık Dark Passage üstünlüğü sürüyor. Serinin 3. karşılaşmasındayız.
Bu serinin ardından Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi kış mevsim finallerinde yarı finale çıkan tüm takımlar belli olacak. Ligi birinci ve ikinci sırada bitiren Papara Süpürmesi ve Fesbe Wildcats direkt yarı finalden başlamaya kazanmıştı. Dün serisini 3-2 kazanan 1907 Fenerbahçe yarı finaldeki üçüncü takım olurken bugün kazanacak takım da yarı final tablosunu tamamlamış olacak. Ve gelecek hafta yine cumartesi ve pazar günleri saat 2'den itibaren yarı final heyecanı sizlerle olacak. Bu arada şurada güzel bir detay var, ince bir detay. Kendisini iyi hissetmeyen, belki de ilk iki maçtan sonra morali bozulan bir oyuncuya Ezreal vermek iyidir. Çünkü yapabileceğiniz şeyler var Ezreal'la. Özellikle defansif oynuyorsanız, hani böyle kendinizi çok güvende hissederek ve maç içerisinde yani bir iki tane skor, iyi hareket yaptıktan sonra çok iyi toparlayarak hani şova başlayabileceğiniz bir şampiyon. Hani burada ufak bir detay, almalarının farklı sebepleri var evet ama onu da unutmayalım. Ve Koldura ilk iki maça göre şu an çok daha iyi durumda. Çok daha faydalı. Evet. Ya güzel bir noktaya değindin. Öte yandan bu arada oyuncu karakterlerini buradan ne kadar tahlil edebiliriz onu tabii izleyicilerimize bırakıyoruz ama Koldura bana çok rahat tilt olabilen bir oyuncu gibi hiç gelmemiştir. Daha ya. Soğukkanlı. Evet. Yani oyun seviyesi hakkında konuşabiliriz. Özellikle bu seri özelinde hiç istediği gibi gitmiyor işler ama net bir tilter gibi gelmiyor bana. Yok yok öyle göstermiyor gerçekten de. Yalnız yine ejder bölgesinde bir şeyler olacak gibi. Eğer bu çünkü bu ejderi alırsa, çıkacak olan bu okyanus almayı başarırsa DP tarafı zaten bir dinçleştirici ay taşları var. Üzerine okyanus ejderiyle hakikaten büyük sıkıntı yaratabilirler. Ya bu arada bir önceki savaşı Johnny sana şunu sormuştum. Karma Nocturne'un yanında nasıl bir sinerji oluşturabilir diye sormuştum. Sen de Nocturne ultisini kullanır ama sonrasında standart bir savaş ararlar demiştin. Bunu yaptılar. Evet. Nocturne böyle derinlere gidip birini tekleyeyim ben de yok. Düşersem düşeyim demedi. Dark Passage'in bu arada bunu devam ettirmesi gerekiyor. Gereksiz riskler almaktan çekinmeleri hatta mümkünse savaşları uzatmaları gerekiyor. Ellerinde Ezreal varken, dişleştirici ay taşı olan bir karma varken bu zaten onların en büyük avantajlarından biri. Sürekli böyle vız 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 Typhoon'un sorma başında. Ya. Tabii IG kostümünü giymiş. Şimdi alt koridorda Fab. Luana, şimdi biliyorsun Akademi Ligi'nin İlk mevsiminde Supermassive kadrosunda evet. Fabius Koridor oynarken Luana da Akademi takımının koridorundaydı. Dolayısıyla hadi maç önünde de ustam diyerek Fab'a da saygı duruşunda bulunmuş ne tabii. Ne güzel şeyler ya hakikaten. Şahane şeyler bu arada Johnny. Ya böyle şeylerin kıymetini bilmek lazım. Çünkü sporun her branşında bunları görmek mümkün olmuyor. Açık konuşayım yani ben dostum acı söylerim. Ama e-sporda ya belli noktalarda belli şeyleri aşmış durumdayız. Taraftar olsun, oyuncular olsun, aradaki muhabbetler olsun. Tabii ki arada trash talklar, şunlar bunlar yapılacak ama herkes seviyesini, herkes yerini biliyor. Bu da hakikaten çok güzel bir şey. Yani gereken saygı aynen gösteriliyor. Bu çok çok önemli gerçekten de. Yani Faba da saygı göstermeyeceksen kime göstereceksin bir yandan da? Değil mi? Yani e-sporun Gianluigi Buffon'u 40'ı geçti hala. Buffon. Hadi bakalım. Güzel. Yaşlı o geldi aklıma ya. Çok severim bu arada. Ben de çok severim Buffon. Ve şimdi ejder tarafı tabii 30 saniye. Burada ufak ufak tuzaklar kurulmaya başladı. Galatasaray müthiş sızdı bu arada o çalıya. Dark Passage'in o girişten haberdar olup olmadığından emin değilim. Hele ki Fab tembel bir rota çizip o ejdere doğru gelmeye çalıştı ama kendisini gösterdi. Ooo Zerg Sting. Bu ultinin yokluğu. Bu okyanus ejderinin gitmesi anlamına gelir bence Johnny. Biraz optimistlerdi. Hani şöyle söyleyeyim. Fab'ın sıçrasını alsanız, ışından hani canını bir kısmını alsanız, ışından da geri dönecek. Ya bu ulti çok daha değerli bence bundan. %100. %100. Ve Dark Passage. İlk iki karşılaşmada olanlar tecrübesiz bir takımı çok daha yaralayabilirdi. Köfte bu arada yakalanıyor ama hayır. Gayet rahat şekilde çıkıyor oradan. Hız kesenden de yardım aldı. Okyanus ejderini Typhoon'a bıraktılar. Yani böylesine genç, böylesine tecrübesiz bir takım 2-0 geri düşünce 3. maçta sırt üstü yatıp artık biz ölmek üzereyiz. Bu gidiş değil der diye bekliyorduk ama belki de Fab'ın çok önemli tecrübesi. Bu arada PBD'yi de fazla yabana atmamak evet, lazım. Evet. Geçtiğimiz sene bir yarı finali bir de finali var PBD'nin FESP Wildcats kadrosunda. Dolayısıyla bu iki liderin çevresinde yeniden enerjilerini bulmuşlar. Ve karşılaşmayı önde götürüyorlar. Sadece 5 dakika sonra belki de bir okyanus ruhları olacak ve dinçleştirici ay taşı olan Karma ile beraber
savaşlarda düşürmesi zor bir takım haline gelecek TFF. Ve Galatasaray'ın şu an genel anlamda bir üstünlüğü olmadığı için, altın konusunda çok büyük avantajlara sahip olmadığı için araya artık o iyileştirmeyi, can yenilemeyi hani kıracak bir şeyler almak zorunda kalacaklar. Bu da şampiyonların birazcık daha gidişatını bozacak. Altın anlamında ve eşya anlamında. Zaten gerideler. Evet. Ya Okyanus Ejderi eskisi kadar hani böyle kazanma konusunda hani aldık ve kazandık değil. Çünkü hakikaten sürekli güçlendirilen o can yenilemeyi önleyen eşyalar sayesinde bir cevap verebiliyorsunuz. Ama dediğin gibi sinerji var takımda şu an. Karması olan işte üzerine bir de Okyanus Ejderi, Okyanus Ruhu gelirse geride olan takımın buna cevap vermesi çok zor olacak. Yani maçı uzatması gerekecek belki de. Ya tabii Galatasaray adına da işlerin bitmeye yaklaşmadığını belirtelim. 1500 altınlık bir fark. Özellikle Azir ve Kaysa gibi elinizde oyun sonunda çok kuvvetlenecek iki şampiyon varken kabul edilebilir bir fark. 3 dakika. 3 dakika sonra belki de serinin kaderi belli olacak. Ya tamam ya devam diyecek DP tarafı. Serinin oynamadığı maçta kaderi niye belli oluyor yoksa serinin mi kaderi belli oluyor Johnny? Bir vurgudan puanımı kırdın ya. Teşekkür vurgu ederim. Vurgu değil, vurgu değil ya. Sen yanlış anlamazsın biliyorum. Fab'a bu arada Azir geldi. Fab'dan sıçra da geliyor. Şimdi yalnız Azir'in o savaşa girmeye niyeti yok. Zerg Sting ve Mojito'nun ise var. Typhoon şimdi geriye doğru çekiyor. Zerg Sting'i alabilecekler mi acaba Rakan'ı ama? Çıktı. Rakan inanılmaz kaygan bir şampiyon. Anında uzaklaştı oradan. Bunun için sıçrayı da kullanması gerekiyor. Mojito bu arada biraz ileri çıktı. Hızına güveniyor. O hıza çok güvenmese iyi olur ama burada yine sanırım bu pozisyonun yıldızlı Azir Kulesi oldu. Dark Passage'in daha derinlere gitmesini engelleyen oldu gibi. Evet, orada ışıklar söndükten sonra bir anda işler karışabilirdi ama Nocturne'un kendisi yoktu o pozisyonda. Etkisi var ama kendisi yok. Ne? Yalnız burada iki sıçra geldi Johnny. Fab'dan ve Typhoon'dan. Karşılığında sadece Zerg Sting'den sıçra alabildiler. Ve bir sonraki Okyanus Ejderi Savaşı'nda Skarner'ın sıçrası olmayacağını biliyorlar. Evet. Ya Karma'nınki çok etki yaratmaz ama Skarner'ınki çok kritik. Fab'ın da yaptıkları. Ya tabii onun büyük kısmı Aatrox üzerinde olduğu için. Ha, aynen. O birazcık hileli hasar. Aynı şekilde Azir'inki de hileli hasar. Doğru aslında o da Nocturne. Menzilsiz bir şampiyon olduğu için daha rahat hasar verecek fırsatları buldu. Ben bugün Kha'Zix veya şey demedim değil mi? Başka bir şeyler söylemedim. Yok demedim. Demedim. Ben hiç aklına getirmemeye çalıştım. Yok benim hep aklımda böyle. Hep böyle bir diken üzerindeyim. Hazır bir şey olursa uyar beni lütfen. Yo. 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 Ya. Hemen vuracak kafama değil mi? Bekliyorsun orada. Hazırım. Bakalım takımlar hazır mı ejderi? Ya Dark Passage'in mental olarak hazır olduğu kesin. Ezreal'ın da bu arada eşya olarak hazır olduğu kesin. Bir elinde can biçeni, öbür elinde Muramana'sı. Bitmiş Muramana. Diğer tarafta Ruvedius hala 1.5 eşyaya ulaşmaya çalışıyor. Dönüşte bir bakalım coşku bitirecek gibi. Şu an parası ona yetiyor. Ya tabii Ezreal'ın eşyaları karşısında çok etki sağlamayacaktır. Bu arada Fab'da da önemli ikili roket takımı tamamlanmış durumda. Jesse ile James, dinçleştirici Aytaş'ı ve akan su asası. Fab için çok iyi bir maç oluyor bu arada. Hakikaten minyon sayısı rakibine göre çok iyi. Bir tane skoru var. İki tane temel eşyasına ulaştı. Ya bu iki eşya yaptıktan sonra zaten gerisi birazcık daha böyle şey, hani böyle detay gibi kalıyor. Bunlara ne kadar hızlı ulaşırsan. Bir de o kadar ucuz ki yani. Ucuz, etkili. Bir de yapılan dakika eğer ejder ruhunun olduğu dakikaysa o zaman yani kaymaklı ekmek kadayıfı yani. Burada bakalım savaşı uzatmak söylediğimiz gibi Dark Passage'in galibiyet yolundaki en önemli silahı olacak. Tabii Koldra da öncesinde bir miktar dürtebilirse rakibin ne hala. Luana bu arada ters tarafa doğru atılarak çıktı oradan. Normal yoldan gelmeye çalışsa başı derde girecekti. Şimdi Skarner'ın sıçrası olmamasını acaba değerlendirebilecek mi bu noktada Galatasaray? Yalnız bir yandan Fab'ın içindeki alevleri, öte yandan Koldra'nın gizemli atışları Galatasaray'ın burada durduğu her saniyeyi çok büyük tehdit haline getirecek. Skarner içeri girdi ama Skarner'ın müthiş yerine mığladı. Rakan'dan harika oyun. Typhoon'u devre dışı bıraktılar. Ruh anlamına gelen bu ejder. Dark Passage'in olamayacak. En azından 30 saniye boyunca beklemezlerse.
Bayağı dürtüyor Cauldron'u. Bayağı dürtüyor. Ya 30 saniye boyunca dürtmesi lazım bu arada. Hiç agresif bir oyun yapmasına gerek yok. Dark Passage'in burada. Mojito içeri girecek yalnız. Dürtmeyin artık bizi, yeter dedi be. Cauldron'u araya aldılar. Cauldron'u indirdiler. Herkesin ortasındaydı. Ruvelius hasar vermeyi sürdürüyor. Dark Passage kendileri adına en iyi başlayan karşılaşmada. Kontrolü bu takım savaşıyla kaybediyor. Yani şampiyonlar bir sağa bir sola yardım çığlıkları ama kimse yardıma gelmiyor. Ve ya Tayfun'un yakalanmasından sonra o bölgede kalan DP aslında birazcık kendi ipini çekmiş oldu bu pozisyonda. Ama hakikaten şampiyonlar bir sağa bir sola gitti. Ben mi yanlış gördüm? Ya özellikle Bolu'nun ultisiyle beraber Cauldron sanıyorum sihir geçişi kullandı orada, evet, askerlere yakalanmamak için. Ve o sihir geçişi çalıştı ama hiç iyi olmadı. Üç kişinin arasında buldu kendisini. Aynen öyle. Tekrar izleyelim bu pozisyonu. Önce içeri giriyor. Burada Skarner. Ve düşecek. Hiçbir şey yapamadan neredeyse. Ya bundan bahsedilmişti. Yani içeri girdikten sonra eğer Rakan iyi reaksiyon verirse sonu bu oluyor. Şimdi tekrar izleyelim. Burada hızını alacak birazdan. Hecarim. Canı az olmasına bakmayın. Orada sürekli Ezreal'e bakıyor. Ne yapıyor bu adam diyor. Ne yapıyor? Öne açıldı mı? Açıldı. Hop. Bir oraya bir buraya. Cauldron'a. Havada Mojito çekmiş onu. Aynen aynen. Pardon, bir sağ bir sağ. Bak. Leona bir gidiyor bir geliyor. Ezreal bir o tarafa bir bu tarafa. Ya pozisyon almak mümkün değil bu savaşta. Ya tabii burada Dark Passage adına bence en büyük problem Skarner'ın böyle yarın yok gibi içeri girmesiyle başladı. Evet. Ve gerek de yoktu bence. Ya ne kadar iyi dürttüklerini gördük. Cauldron Rakan'a 5 atıyor. Aynen. Azir'e 7 atıyor. Ya Güyla. Durup sadece Ezreal ve Karma'nın dürtmesiyle, hatta buna Nocturne'ı da ekle, 3'ü dürtse yeterli olacaktı. Ama Galatasaray rakibin hatasını yine çok iyi değerlendirdi ve maça geri döndü. Altında öne geçti. Daha da önemlisi Ruve 3 tane skor aldı bu pozisyondan. 4-1-0'a gelmiş bir anda Johnny. En önemlisi de oymuş bu arada gerçekten de. 2 eşya bitti. 3. eşyası yakın. Bir önceki savaşa tek bir coşkuyla girmişti. Hemen arkasına hayalet dansçısını tamamlarken bir de çeviklik pelerini almayı başardı bu sekansın ardından. Dark Passage'in tabii hala şansı bitmiş değil. Bir sonraki Okyanus Ejderi Savaşı'nda benzer bir tarifeyi bu sefer Tayfun'u üzerlerine salmadan uygulayabilirler. Ama bir tane daha savaşı kaybetmeye de pek tahammülü olmadığını belirtelim Dark Passage'in. Çünkü karşı tarafta Azir ve Kaisa net şekilde kıvama geliyor. DP tarafında alt ikilinin sıçrası yok. Zergsting'in sıçrası var. Her an oyun gelebilir. Zergsting her an tetiği çekebilir. Biraz bir kez daha hızlandırdı takım arkadaşlarını. Fab. Ya tabii Tayfun'un da öyle bir sihirdar büyüsü, daha doğrusu eşya ve rün kombinasyonu var ki yanındaki şampiyonla da beraber ışık hızında koşabiliyor. Mojito yalnız şimdi PBD yakalayacak. Sersemletme tuttu, ufuk kılıcı tutmadı. Ulti gelir Mojito mi acaba? Ama mıhla geldi. Mojito'yu burada indirecekler. Baron anlamına gelir mi bu? Rakip ormancı yokken. Çok büyük iletişim hatası bu. Yani o pozisyonda arkalamaya çalışıyordu Hecarim. Zergsting geri çekilince tek başına kaldı ve rakip ormandan çıkamadı hiçbir şekilde. Hatta çıkmak için çaba bile göstermedi. Yani hayaleti duruyor hala. Bakalım Mojito'nun düşüşü Dark Passage'in daha fazlasını almasını sağlayacak mı? Ve başladılar şu anda ejderi. Bakıyorum hemen iki tane görüş zihneti mevcut. Düzeltiyorum, yanlış yere bakmışım. İki tane yok ama şimdi Işılan geliyor. Luana da katıldı, burada 5'e 4 olacak. Mojito'nun dolmasına da 6 saniye var ve burada savaş başladı ama of, arka tarafa Azir güzel kaçtı. Yalnız kalan Ruve'yi yakalayabilecekler mi acaba? Köfte de düşmedi, hayatta kaldı. Zergsting herkesin ortasında. Ruve'yi kurtarmak için kendisini feda ediyor. Tayfun yalnız kötü yakalandı ve Tayfun da düştü. Bir anda bir değişme oldu. Diğer taraftan Mojito gelecek bu arada. Full canlı atın katılması burada işleri değiştirebilir. Cauldron ile Bolu arasında birebir Gülen Bolu oluyor. İşin sonuna da Mojito yetişiyor. Dark Passage galibiyete yaklaştı her anın ardından. Çok aceleci ve yapmaması gereken hamleler yapan bir takım görüntüsü verdi. Aynen öyle. Yani çok kritik bir Darkin kılıcı gördüm orada. Yani sanki birazcık Zergsting'in düşüşünü yavaşlattı. Ondan sonra ya Luana takım arkadaşları pozisyonu aldıktan sonra o kadar fazla hasar tanklayıp o kadar fazla hasar verdi ki ya 4'e 5 olmasına rağmen o pozisyondan çıkmayı başarlar. Tekrar izleyelim burada. Işından geliyor. Zergsting'in ayrı gayrı kaldığını görüyor bu pozisyonda PBD. Ona girdiği anda bakar mısın orada ufak bir, evet, Darkin kılıcı. Evet. Ufuk kılıcını engellemiş. Aynen. Orada girişi engelliyor. Sonrasında Zergsting kendisini feda ediyor ama bunun bir sebebi var. Çünkü arkadan Luana içeri giriyor. Ya Aatrox olmanın
böyle güzel olduğu başka bir savaş olamaz. Cehennem prangası genişliğinde bir açıklık var orada. Aynen, tüm aynen. Savaş bütün Q'ları tutturabileceğiniz şekilde gerçekleşiyor. Arkadan gelen Mojito da son skorda da katkı sağlıyor. Galatasaray'da Mojito ve Sorkis'in pozisyonu çok güzel ama şu anda tarayıcıyla gördüler. Kodra'yı almaya çalışacak. Sihir geçişi yetmiyor. Erittiler, bitirdiler. Gelen mıhla Mojito'nun düşürülmesi için yakın bile değil. Galatasaray kötü başladığı karşılaşmada. Önce geri döndü. Sonra da maçın tam kontrolünü ele geçirdi. Yufonis al bizi ağam, yeter artık. Bilme Yufonis. Bunu da bildi değil mi? Bunu da bildi. Ya bu arada müthiş bir meme gördüm dün sosyal medyada. Atla Gel Şaban filminden. Evet evet ya. Bir sahneyle Yufoni tahminlerini nasıl yapıyor diye. Harika o, bir meme. Atla Gel Şaban'ı değil mi? Atla Gel Şaban'ı aynen. Dolmuşta, Topkapı Dolmuşu'nda yanında kokulu bir şeyler taşıyan şarkı söylemek abi. İstemiyorum ama çok böyle akıllarda kalan şarkı bir şarkı söylemem vardı. Ama Şiki Şiki Baba kaseti var ya diye un kapanındaki bütün kasetçilerde gezdiği o müthiş an. Galatasaray. Süpürgeyi çıkardı Johnny artık. Dark Passage'ı mevsim finali dışında bırakmak üzere ve bunu yaparken rakibe galibiyet vermemiş olacaklar 3-0 biterse. Dark Passage'in şansı yok muydu? Vardı Johnny. Bu maç kazanmaya en yaklaştıkları evet. Maçtı ama. Oldukça yaklaştılar. İşte burada da iki takım arasındaki sanki kalibre farkı ortaya çıktı. Bir Tayfun böyle çok hevesliydi. Ya oynanabilirdi orası. İçeri girip doğru bir hedefi çekmeyi başarsa belki maç orada bitecekti. Ama yapmasına gerek yoktu. Sonradan rakip ormancıyı aldıktan sonra bir barona giriş var. Barona girdikten sonra bir dönüş. Oradaki savaşta senin belirttiğin o küçücük alanda Atrox'a karşı böyle neredeyse bütün yetekleri üçer dörder kişiye çarparak savaşmaya çalıştılar. Orası ayrı bir hataydı. Ve tabii üst üste bu kadar hata yapılınca önde olmanın da çok bir anlamı kalmıyor. Ve Galatasaray da burada mesajı vermiş oldu. Ne kadar geride olsalar da maçtan kopmayıp, o disiplinden kopmayıp, bırakmayıp geri dönmeyi başarıyorlar. Şimdi maçı kapatmak kaldı. Bakalım bunu başarabilecekler mi? Ya tabii senin de aslında bir yandan söylediğin geriden nasıl oynuyorlarmış acaba sorusunun cevabını da vermiş oldu Galatasaray burada. Tarafta bakalım. Tekarim yine arkalayacak mı? Orada tam o pozisyonu bekliyor. Şu an böyle kimyasal tanka basıp hayaleti yok ama o kule altına girmelik bir pozisyon gibi ama DP tarafı bunun farkında. Gibi gözüküyor. Hazır pozisyonda hafiften soğumuşken programa dair de bir iki kelam edelim. PBD yalnız. Çalıda yakalanacak mı? Bildiğiniz gibi dün kazanan Fenerbahçe Süpürmesi'nin rakibi olmuştu ama önce pozisyonu bir görelim. Dediğin gibi içeri girdi ama Mıhla ile beraber Mojito'yu dışarı çıkartan Skarner oldu ama Galatasaray şampiyonlar artık kıvama geldi. Köfte kronometre çıkışında onu da alacaklar. Luan'a en fazla hasar veren, en fazla etki sağlayan şampiyonlardan biri oldu bu maç özelinde. Tayfun'u da yakalayan Zerg Sting oluyor. Kendisini feda etse de 32. dakikada Galatasaray 2021 kış mevsim finallerinde çeyrek finali 3-0'la kazanıyor. Dark Passage'i süpürüyor ve yarı finalde FSV Wildcats'ın rakibi oluyor. Cumartesi günü.